Alex'i ben de seviyorum. Hepinizden çok seviyorum. Alex'e 50 bin kişi dışarı bağırdığı zaman tek başıma kalkıp ben ve arkadaşlarım alkışladık. Yönetim kurulu alkışladık ve arkasında durduk. Ondan sonra süreçlerle ilgili bütün açıklamaları ben kendisi konuştuktan sonra yapacağım. Yalnız benim üzüldüğüm taraf şu. Samet burada. Bütün tercümeleri yapan bu çocuk. Doğru yanlışı mı söyleyecek? Şey günü Aykut Hoca kendisiyle konuştuktan sonra beni aradı. Samet, Alex sizinle görüşmek istiyor dedi. Dörtte gelin kulübe dedim. Ve saat 4:15 kulübe geldiler. Dörtte dediler, 4:15 geldiler. Öyle mi? Doğru. Dörtte gelecektiniz. Doğru. 4:15. Fenerbahçe Kulübü Başkanı beklettiler. Odaya aldım. Elinde tweet, elinde şeyi, telefonu devamlı yazıyor. Kafa böyle yazıyor. Burada, öyle mi? Doğru. Doğru. Söyle, herkes duysun. Kamuoyu duysun. Doğru. Doğru. Ha. Ayak ayak üstüne attı öf adetimizde bir büyüğün karşısında dahi biz ayak üstüne atmayız. Bak nerelere iniyorum artık yani. Hem ayak ayak üstüne Twitter devam ediyor. Yüzümüze bakmıyor. Sordum. Ne diyor dedim. Döndü. Konuştu bana. Dedi ki benim durum ne olacak dedi. Sen ne istiyorsan o olacak dedim. Söyledim böyle. Doğru. Doğru. Evet. Kendisi ne dedi anlat. Sen anlat şimdi. Başka bir şey söyledin mi? Anlat. Hoca benim kadro düşünmediğini söyledi. Bundan sonra siz ne düşünüyorsunuz dedi. Başkanımız da sen ne istiyorsan biz onu düşünüyoruz dedi. Sen ne düşünüyorsan öyle olacak dedi. Ha, o ne dedi? Kalmak istiyorsan takımla birlikte kadroda olmayacaksın. Gitmek istiyorsan da bunu da söyleyebilirsin dedi. Ben gitmek istiyorum dedi. Bu kalbimi feshedin dedi. Evet. Öyle mi söyledi? Doğru. Ben ne dedim avukata döndüm. Tabii, oturun konuşun. Oturun konuşun. Ha. Eylül ayı sonu itibariyle Alex'in kulüpten bir lira alacağı var mı? Yok. Sesli söyle, duysunlar. Yok. Hiçbir alacağı yok kulüpten. Vermiş olduğumuz bir çek vardı. Onu da cuma günü getir, tahsil edeceğiz sana, nakit ödeyeceğiz dedik, değil mi? Doğru. Ha. Yani Aziz Yıldırım sen şöyle de 3 dakikada diyor. Ben Fenerbahçe menfaatleri için gerekirse saniyede karar veririm. Öyle 3 dakika falan yok, saniyede karar veririm. Ben Alex'i herkesten çok sevdim, o daha iyi biliyor. Abi o gün nasıl çıktım, alkışladım ve burada kalması için dirayet gösterdim. Bugün de gitmesi gerektiğine inandığım için kararı verdim. Eğer Alex Fenerbahçe Başkanı'nın üzerine çıkmışsa o zaman ya başkan gider ya Alex gider. Bunu kamuoyu da böyle bilecek. Daha geniş açıklamaları, bütün bak şahidim bu çocuktur. Bütün konuşmalarımda bu var. Bunun da namusu şerefi varsa oturup bütün konuşmaları salı günü veya önümüzdeki hafta bir basın toplantısı yapacağım. Orada anlatacağım. Alex'in saha içindeki Alex'e ben de kefilim. Ama saha dışındaki Alex'e değilim. Bunu da haftaya ben açıklayacağım. Ben anlatacağım her şeyi. Böyle şey olmaz. Fenerbahçe kulübünden kimse büyük değildir. Ve kendisine Samet dedim mi? Söyle kendisine yemek verelim. Veda için gerekeni yapalım. Ve Tolga Bey bununla bir konuştu mu seninle? Ona söylediniz mi? Konuştu, söyledi. Ne dedi kendisi? İstemediğini söyledi. Evet. Teşekkür ederim böyle. Benim söyleyeceğim bu kadar. Haftaya da ben gereken açıklamaları yapacağım daha da geniş. Tamam mı? Şunu bilsin herkes. Kimse Fenerbahçe'den büyük değildir. Ne Aziz Yıldırım, ne Aykut Kocaman, ne Alex, ne bilmem ne. Tek büyük vardır, o da Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe'yi biz 14 senede bir kurum haline getirdik. Onu bir yerle bir edemeyiz. Aykut Kocaman, Hürriyet Gazetesi bugün yazıyor. Yok efendim, İsmail Kartal onun yerine çıkıyor. Biz öyle korkak adamlar değiliz. Biz kimseden korkmayız. Verdiğimiz kararın da arkasında dururuz. Öyle kimseye de yani aman biz bunu yaptık şöyle oldu böyle inanmadığımız için yapmayız. Aykut Kocaman da Aziz Yıldırım olduğu müddetçe, kendi istediği müddetçe, kendisi ben varım dediği müddetçe buradadır. Ben de buradayım. Benim Fenerbahçe için çektiklerini herkes biliyordur, görüyordur. 3 Temmuz süreci devam ediyor. Taraftarı bölmeye çalışıyorlar. Taraftarın içine nifak doğumları sokmaya çalışıyorlar. Bugün gazetelere ben Mayıs ayında şampiyon olduğumuzda Karabük'e gittiğimiz 8 Mayıs'ta konuşmamda kongrede yapmış olduğum konuşma bugün de geçerlidir. Gazeteye ilanlar veriyorlar. Ya siz Fenerbahçe'sine gazeteye ne ilan veriyorsunuz ya? Dün Alex'e küfür edenler bugün Alex'in arkasında duruyorlar ya. Fenerbahçe'nin arkasında mı duracağız? Alex'in arkasında mı? Alex bir şahıstır. Aziz Yıldırım bir şahıstır. Aykut Kocaman bir şahıstır. Fenerbahçe bir kurumdur. Biz kurumun arkasındayız. Sonuna kadar da kurumun arkasında duracağız. Aziz Yıldırımlar da gelir gider, Alex'ler de gider, Aykutlar da gider. Ama Fenerbahçe ömür boyu gidecektir. Bunu herkes böyle bilsin ve böyle hareket etsin. Yanlış yapıyoruz. Biz de seviyoruz. Benim çocuğum da seviyor. Benim teyzem de seviyor.
Alex. Alex sevmek ayrı bir şey. Ama huzur kalmadı burada. Bir buçuk ay, iki ay önce çağırdım. Bak onları hepsini haftaya anlatacağım. Neler söyledim kendisine burada. Samet onu kamuoyuna anlatır. Ben değil, o anlatır. Teşekkür ediyorum. Fenerbahçe düşmanlığı olanlar hortladılar. Onları uyarıyorum burada. Onları rezil ederim. Fenerbahçe'yi, Alex'i sevmeyenler Alex'in formasını şeyden alıp, Fenerbahçe'den alıp kağıdını kesmeden getirip oraya koyup gözyaşları dökmesinler. Onlar timsah gözyaşları. Kimseyi de kandırmasınlar. Alex'i seviyorsa ben seviyorum. Aykut Kocaman seviyor, Ali Yıldırım seviyor, yöneticiler seviyor. Çünkü 8 sene onu burada kalmasını sağladık. Hem de ne şartlarda. Onu bilin. Tamam mı çocuklar? Ve bunları da yazın, doğruları yazın. Öyle şey yok yani. Aziz Yıldırım gelmişim 3 dakikada bilmem. 1 dakikada Fenerbahçe için gözümü kırpmam, babamı tanımam. 1 dakika. Ama kendisi söylediğimiz hiçbir şeyi kabul etmediğini kendi ağzıyla söyledi. Tercümanı da burada. Evet, hepinize iyi günler. Hocam söz sende. Tamam.